Güneş sisteminde öyle bir gezegen var ki, onu gördüğünüz an unutmanız imkansızdır. Altın rengi atmosferi ve çevresini saran dev halkalarıyla o, gökyüzünün en ihtişamlı krallarından biridir. İşte karşınızda Satürn. Peki, ama onu bu kadar özel kılan şey ne? Cevap halkalarında saklı. Satürn'ün halkaları, uzayın en büyük görsel şölenlerinden biri. Ama bu büyüleyici yapı, sanıldığı gibi tek bir yüzükten ibaret değil. Aslında her biri milyarlarca buz ve kaya parçasından oluşan devasa bir sistem. Kimi sadece bir kum tanesi kadar küçük, kimi ise bir dağ büyüklüğünde. Bu halkalar, güneş ışığını yansıtarak Satürn'ü evrenin en parlak gezegenlerinden biri haline getiriyor. Ama bu halkalar nasıl oluştu? Bilim insanlarına göre, milyarlarca yıl önce Satürn'ün yörüngesinde dönen bir uydu parçalanarak bu devasa yapıyı oluşturdu. Ya da belki bir kuyruklu yıldız, gezegenin güçlü çekim alanına kapılıp dağıldı. Kesin olan şu ki, bu halkalar zamanla yok olacak. Evet, yanlış duymadınız. Her yıl halkalardan dökülen buz parçaları Satürn'ün atmosferine düşüyor ve bu muhteşem manzara yavaş yavaş kayboluyor. Halkalardan kaybedilen materyalin çoğu manyetik alan ve radyasyon etkisiyle iyonlaşarak uzaya dağılıyor. Tamamı atmosfere düşmez. Peki Satürn'ün halkaları neden bu kadar ince? Düşünün, Satürn'ün halkalarının genişliği 100 bin kilometreden fazla ama kalınlığı sadece birkaç yüz metre. Bir kağıt yaprağı kadar ince diyebiliriz. Eğer buraya bir uzay aracıyla seyahat etseydiniz, halkalar sizi tamamen çevrelerdi. Ama belki de onların içinden geçtiğinizi bile fark etmezdiniz. Çünkü onlar devasa ama bir o kadar da hassas bir yapı. Bu halkalar aynı zamanda Satürn'ün manyetik alanıyla etkileşime girerek gezegenin çevresinde gizemli ışıklar oluşturuyor. Tıpkı dünyadaki kutup ışıkları gibi Satürn'ün manyetik alanı da halkalardaki parçacıkları harekete geçirerek gezegenin kutuplarında büyüleyici oralar yaratıyor. Ancak Satürn'ün halkaları sadece birer gökyüzü süsü değil. Onlar gezegenin geçmişi ve geleceği hakkında bizlere önemli ipuçları veriyor. Ve belki de bir gün bu halkaların içinde bir sır daha keşfedeceğiz. Satürn'ün en büyük uydusu Titan, buzla kaplı yüzeyinin altında dünyanın doğuşunu andıran bir sır ve belki de evrende yalnız olmadığımızın ilk kanıtı saklı. Titan, dünya dışı yaşam için en güçlü aday mı? Güneş sisteminde dünya dışında yaşam barındırma potansiyeli olan birkaç yer var. Ancak bunların içinde en çarpıcı olanı Satürn'ün en büyük uydusu Titan. Peki, Titan'ı bu kadar özel kılan ne? Ve gerçekten burada yaşam olabilir mi? İlk bakışta Titan bize hiç de misafirperver görünmez. Atmosferi yoğun ve turuncu bir sisle kaplı. Güneşten uzak olduğu için sıcaklık inanılmaz derecede düşük. Yüzeyi buz ve kayalardan oluşan bir çorak arazi gibi görünüyor. Ama bekleyin, Titan'ın gizemleri sadece yüzeyden ibaret değil. Titan, Güneş sistemindeki yüzeyinde sıvı göllere sahip tek uydu. Ancak burada gördüğümüz göller su değil,
sıvı metan ve etandan oluşuyor. Bu, dünya dışında sıvı içeren yerlerden biri olduğu anlamına geliyor. Peki, burada gerçekten yaşam olabilir mi? Dünyadaki yaşamın en temel bileşenlerinden biri sudur. Ancak Titan'da su yerine metan ve etan varlar. Yine de bazı bilim insanları Titan'ın aşırı soğuk koşullarında farklı bir yaşam formunun gelişebileceğini düşünüyor. Belki dünyadakinden tamamen farklı, yani metan bazlı bir yaşam formu. Titan'ı özel kılan bir diğer şey de kalın atmosferi. Evet, yanlış duymadınız. Güneş sistemindeki çoğu uydu havasız bir boşlukta dönerken, Titan yoğun bir atmosfere sahip. Hatta bu atmosfer o kadar yoğundur ki, bir insan burada kanat takıp uçabilir. Ama nefes almak, işte o imkansız. Çünkü Titan'ın atmosferi büyük oranda azot ve metandan oluşuyor. Yani oksijen yok. Belki dünyadakinden tamamen farklı, yani metan bazlı bir yaşam formu. Titan'ı özel kılan bir diğer şey de kalın atmosferi. Peki Titan'ın yüzeyinin altında ne var? İşte burada işin rengi değişiyor. Bilim insanları Titan'ın buzlu kabuğunun altında devasa bir su okyanusu olabileceğini düşünüyor. Evet, su. Eğer bu doğruysa, bu okyanusta mikrobiyal yaşam formları var olabilir. Çünkü su, bildiğimiz yaşamın temel bileşenlerinden biridir. NASA'nın Dragonfly misyonu, Titan'a özel bir uzay aracı göndermeyi planlıyor. Eğer bu görev başarıya ulaşırsa, Titan'ın atmosferini, yüzeyini ve hatta derinlerindeki okyanusları keşfedeceğiz. Belki de burada dünya dışı yaşamın ilk gerçek kanıtlarına ulaşacağız. Titan. Buzla kaplı yüzeyi, göllerle dolu vadileri ve gizemli atmosferiyle Satürn'ün en büyük sırlarından biri. Belki de bir gün insanlık bu turuncu dünyaya ayak basacak ve bize evrenin en büyük sorularından biri olan "Evrende yalnız mıyız?" sorusunun cevabını verecek. Güneş sisteminin mücevheri desek yanlış olmaz. Satürn'ün genel özelliklerine ve keşif sürecine bir bakalım. Gökyüzüne baktığınızda çıplak gözle bile fark edilebilen bir ışık noktası. Ancak bir teleskopla bakıldığında insanı büyüleyen halkalarıyla karşılaşacağınız bir değer. Güneş sisteminin ikinci en büyük gezegeni ve belki de en etkileyici olanı, muhteşem halkalarıyla ünlüdür. Ancak onun gizemi sadece bu halkalarla sınırlı değildir. Devasa kütlesi, fırtınalarla dolu atmosferi, dev uyduları ve güçlü manyetik alanı onu Güneş sistemindeki en merak uyandıran gezegenlerden biri yapar. Satürn bir gaz devidir. Yani katı bir yüzeyi yoktur. Büyük oranda hidrojen ve helyumdan oluşur. Çapı dünyanın 9 katından fazladır. Ama ilginç bir özelliği var. Yoğunluğu o kadar düşüktür ki eğer dev bir okyanusa koyabilseydik suyun üzerinde yüzebilirdi. Rüzgarlar Satürn'ün atmosferinde saatte 1800 km hıza ulaşabilir. Bu dünyadaki en güçlü fırtınalardan bile çok daha hızlı. Üstelik bu dev gezegenin kuzey kutbunda altıgen şeklinde devasa bir fırtına var. Bilim insanları hala bu tuhaf şeklin neden oluştuğunu tam olarak açıklayamıyorlar. Peki, Satürn'ü ilk kim keşfetti? 17. yüzyılda Galileo Galilei, teleskobunu gökyüzüne çevirdiğinde Satürn'ün halkalarını fark etti. Ancak teleskobu yeterince güçlü olmadığı için
bunları kulak gibi garip çıkıntılar olarak gördü. Halkaların gerçekten ne olduğunu anlamak ise yıllar aldı. 20. yüzyılda Pioneer ve Voyager sondaları Satürn'ü ziyaret etti. Ancak bu gezegenin en büyük sırlarını açığa çıkaran Cassini uzay aracı oldu. 2004 yılında Satürn'ün yörüngesine giren Cassini, gezegenin atmosferini, halkalarını ve uydularını detaylı bir şekilde inceledi. Bize binlerce fotoğraf ve veri gönderdi. Ve en sonunda büyük bir final yaparak Satürn'ün atmosferine dalıp parçalandı. Bugün Satürn'ü hala keşfetmeye devam ediyoruz. Onun muhteşem halkaları, gizemli atmosferi ve etkileyici uyduları bilim insanlarına keşfedilecek sonsuz bir dünya sunuyor. Satürn'de zaman dünyadaki gibi akmaz. Dev bir gaz devi olan Satürn'ün dönüşü, onun devasa boyutuna rağmen şaşırtıcı derecede hızlıdır. Dünya kendi ekseni etrafında dönerek bir günü 24 saatte tamamlarken, Satürn bu dönüşü yalnızca 10,5 saatte tamamlar. Yani burada bir gün dünyadakinden çok daha kısadır. Ancak Satürn'ün büyüklüğü nedeniyle ekvatoru ile kutupları arasında dönüş hızında farklılıklar görülür. Bu gezegenin atmosferinde devasa fırtınalar ve girdaplar oluşturur. Peki Satürn'de mevsimler nasıl işler? Dünyada mevsimler eksen eğikliği nedeniyle değişir. Satürn'ün eksen eğikliği ise yaklaşık 27 derecedir. Bu, Dünya'nın eksen eğikliğine yakın bir değerdir. Ancak burada bir yıl, yaklaşık 30 dünya yılına eşittir. Yani, Satürn'de bir mevsim neredeyse 7 dünya yılı sürer. Satürn'de ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış kavramları vardır. Ancak her biri Dünya'daki gibi birkaç ay değil, yıllarca sürer. Eğer burada yaşasaydınız, bir mevsimi tamamlamak için çocukken başladığınız yolculuğunuzun sonunda yetişkin olmanız gerekirdi. Mevsim değişimleri Satürn'ün halkalarını da etkiler. Güneş ışığının açısına bağlı olarak halkalar bazen parlak bir şekilde aydınlanır, bazen de gölgelerin içinde kaybolur. Yani Satürn'ün halkaları yılın farklı zamanlarında farklı görünümler alır. Güneş'in, Satürn'ün gökyüzündeki konumu da Dünya'dakinden oldukça farklıdır. Güneş burada çok daha küçük ve soluk görünür. Çünkü Satürn, Güneş'ten inanılmaz derecede uzaktadır. Güneş ışığının buraya ulaşması yaklaşık bir saat sürer. Sonuç olarak Satürn'e bir gün kısa. Ancak bir yıl inanılmaz derecede uzundur. Burada yaşamak, zaman algımızı tamamen değiştirecek bir deneyim olurdu. Satürn'de fırtınalar, uydular ve geleceğe dair gizemlere bir bakalım. Satürn, sadece halkalarıyla değil, aynı zamanda atmosferi ve sahip olduğu uydularıyla da büyüleyici bir gezegen. Atmosferi devasa fırtınalarla dolu bir gaz okyanusu gibidir. Jüpiter'deki meşhur büyük kırmızı leke gibi, Satürn'ün de kuzey kutbunda altıgen şeklinde dönen devasa bir fırtınası var. Bu devasa girdap, gezegenin manyetik alanı ve atmosferik hareketleriyle şekillenir. Satürn'ün manyetik alanı, Jüpiter'inkinden daha güçlüdür ve etrafındaki radyasyon kuşakları burada uzun süreli bir keşif misyonu yürütmeyi oldukça tehlikeli hale getirir. Ancak Satürn'ün uyduları, özellikle Titan ve Enceladus, bilim insanlarını cezbetmeye devam ediyor.
Titan, kalın bir atmosfere sahip olan ve yüzeyinde sıvı göller barındıran tek uydu. Karbondan zengin bu göller, dünya dışı yaşamın olasılıklarını araştırmak için en iyi adaylardan biri. Öte yandan Enceladus, buz kabuğunun altında dev bir okyanus barındırıyor. Geyserler aracılığıyla uzaya fışkıran su buharı, bu uydunun belki de yaşam barındırabileceğine dair ipuçları veriyor. Peki, Satürn'ün geleceği ne olacak? Zamanla halkaları yavaş yavaş yok olacak mı? Bilim insanları, Satürn'ün halkalarının milyarlarca yıl içinde incelerek gezegenin atmosferine karışacağını düşünüyor. Ancak şu an için bu dev gaz gezegeni, insanlık için keşfedilecek daha sayısız sır barındırıyor. Neptün'le buluşmak üzere sonsuz evrende bugünkü yolculuğumuz sona erdi. Evrendeki yolculuğumuzda bize eşlik ettiğiniz için minnettarız. Hoşça kalın.